Saygıdeğer Başkanım, kıymetli Bakanım, zat alilerinizin şahsında Haziran'ı hürmetle selamlıyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, 7. Dini Yayınlar Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirler, gençlik çağı nasıl hassasiyet ve samimiyet yüklü bir dönemse, gençliğe yönelik yayıncılık da bir o kadar itina gerektiriyor. Doğrusu başarılı bir yayıncılık yapmak ancak genci tanımakla, onu anlamakla ve onun diliyle konuşmakla mümkün olabiliyor. Hem gencin zihnine hitap ederek onun aklına takılan sorulara doğru cevaplar verebilmek, hem de onun gönlüne dokunarak manevi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunabilmek için başarılı bir yayıncılığa ihtiyacımız olduğu ortada. Zira her genç bizim geleceğimizdir, umudumuzdur ve idealimizdir diyoruz. Gençlerin varoluş gayelerini idrak etmeleri, kendileriyle ve Rableriyle sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri, kainatla ve sosyal çevreyle dengeli hayatlar sürdürebilmeleri ancak dini yayıncılıkla mümkün. Bu niyetle bir araya geldik ve gençlere yönelik dini yayıncılığı konuşurken gençlerimiz için, yarınlarımız için bir aradayız. Her birinizin bu vesileyle mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyor. Üzerine gölgemiz düşen Ramazan ayının bereketlere vesile olmasını diliyorum. Bu bereketin gençliğe yönelik yayıncılığımızı da en derinden etkilemesi ümidiyle tekrar hoş geldiniz diyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayet-i kerimesiyle insanlığı bilgi, hikmete, ilim ve irfana davet eden, bu yola, bu yolda olmaları için emir buyuran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insandan birisinin de neşe ve huzuru Allah'a ibadette bulan gençler olduğunu bildiren sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Çok kıymetli bakanım, mesai arkadaşlarım, belediye başkanım, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları, sözlerime başlarken hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7.sini düzenlediğimiz ve konusunu gençliğe yönelik yayıncılık olarak belirlediğimiz Dini Yayınlar Kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Değerli misafirler, malumlarınız olduğu üzere gençlik, kimlik ve kişilik açısından toplumda var olmaya kapı aralayan belirleyici bir dönemdir. Bu açıdan gençlik devresi ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için oldukça bereketli bir havzadır. Son zamanlarda küresel boyutta yaşanan hızlı ve köklü gelişmelerle geleneksellikten modernliğe geçiş sürecinde hem bireysel hem de toplumsal olarak köklü bir zihniyet değişiminin gerçekleştiği günümüzde farklı bir gençlik profiliyle karşı karşıyayız.
Evet, bütün farklı yaklaşım ve hareketleri analize tabi tutmadan kabullenebilen, çağın ilgi ve algılarına karşı edilgen bir tutum sergileyen, bitmeyen enerjisiyle tüketim kültürünün hızına yetişmeye çalışan bir gençlik var karşımızda. Bunda dünyayı zaman ve mekan açısından küçülten küreselleşmenin yanında toplumsal hayatı tüm yönleriyle etkisi altına alan bireysellik, dünyevileşme, sanal hayat, popüler kültür pratikleri gibi gençliği ideal boyuttan uzaklaştıran faktörlerin etkisini inkar edemeyiz. Geçmişe göre oldukça farklı veçheleri, imkanları ve problemleri olan modern zamanın insanoğlunu neredeyse bütünüyle değiştirip dönüştüren tarafını hayatın her aşamasında derinden hissetmekteyiz. Zira bugün baş döndürücü bir hızla değişip gelişen iletişim ortamı, her türlü kimlik, kültür ve alışkanlıkları aynı süratle sosyal dolaşıma dahil etmektedir. Özellikle kültürel çatışma ve kimlik bunalımına sebebiyet veren değişimlerden doğrudan etkilenen genç kuşakta daha çok gözlemlenen bu olgu, kongremizin konusunu belirlememizde birinci derecede etken olmuştur. Kıymetli misafirler, bugünkü birlikteliğimiz modernleşmenin yan etkileri arasında sayılabilecek popüler kitle kültürünün gençlik açısından ne ifade ettiğini ve gençliği nasıl kuşattığını iyi analiz etmek için önemli bir imkandır. Öte yandan bu dayatmacı yüzeyselliğin gençler açısından yükselen değer haline gelmesinde hangi etkenlerin rol oynadığı sorusuna mantıklı, açık ve uygulanabilir cevaplar üretmemiz gerekmektedir. Zira kitle iletişim araçları ikna kabiliyetiyle hayat şartlarını belirlemede başat unsur olmakta ve teknolojik istibdatla insanı adeta tüketmektedir. Gelinen noktada bahse konu ettiğimiz sürecin aktif olmadığı bir hayat alanından söz etmek neredeyse imkansızdır. Bu noktadan hareketle modern dünyanın krizleriyle boğuşan ve yarını omuzlarına yüklediğimiz gençliğe dair zihnimde tebarüz eden bazı soruları buradaki seçkin heyetin ıttılağına arz etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, öncelikle birçok medya aracı vasıtasıyla vizyona konulan eğlence ve gösteri endüstrisi tarafından özellikle gençliği merkeze alarak servis edilen imajlar karşısında yayın hizmetlerinde bulunanlar olarak neler yapabiliriz? Zamanın ruhu olarak gördüğümüz gençliği her türlü mecrada oluşturulan karmaşanın gölgesinde salim fıtratıyla nasıl buluşturabiliriz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan gençliğin kendisini, insanı, eşya, tabiat ve kainatı hangi perspektiften ve ne şekilde görüp algıladığını kavrayabilmek için hangi muhkem yollara başvurabiliriz? Bu dünyanın umudu olan gençliğin potansiyelindeki heyecan ve idealizmi, İslam'ın insana hayat veren ilkeleri ışığında nasıl
pratiğe dönüştürebilir, nasıl ideal istikameti tahkim edebiliriz? Kongre sürecinde bu sorulara verilecek cevaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak icra edeceğimiz yayın faaliyetlerinde bizlere ışık tutacak, rehberlik edecek, çalışmalarımıza ivme kazandıracaktır. Yeri gelmişken gençlerin kendi öz varlıklarına ilişkin bakışlarının, tutum ve davranışlarının, değer, duygu ve düşüncelerinin günümüzde nasıl biçimlendiğine yönelik kongre çerçevesinde yapılacak saptamaları, rehberliği ve geleceğe dair somut önerileri oldukça önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Kabul edelim ki bugün birçok açıdan yaşanmaz hale gelen dünyanın, olumsuzlukların, karmaşanın, kuşatmaların sebebi gençler değildir. Bilakis onlar yaşanan hayatın en büyük mağdurlarıdır. Maalesef dünyevileşme hastalığına kendisini kaptıran bir anlayış, yarına karşı en büyük sorumluluk olarak gençlere umutla hayal kurabilecekleri, heyecanla çalışıp güvenle yaşayabilecekleri ahlaki ilkeleri önceleyen bir dünya bırakamadı. Onları her köşesi tuzaklarla, aldatmacalarla kuşatılmış sokaklara, hayatlara mahkum etti. Dolayısıyla öncelikle biz yetişkinler kendimizi, hayata bakışımızı ve katkımızı, sorumluluklarımızı ve gençliğe rehberlik dünyamızı gözden geçirmek zorundayız. Zira gençler sözümüzü dinleyebilir ama davranışlarımızın peşinden gidecek ve nihayetinde bizi eylemlerimizle örnek alacak ve değerlendireceklerdir. Bugün daha iyi bir dünya ve gelecek inşası için ise en büyük imkanımız ve yegane seçeneğimiz de yine gençlerimizdir. Eğer biz üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirebilirsek, inanıyorum ki gençlik müsebbibi olmadıkları sorunların üstesinden gelerek daha güzel bir dünyanın mimarları olacaklardır inşallah. Yani İslam'ın hakikatleriyle gençliğin heyecanı buluştuğunda dünya güzelleşecek, değişecektir. Gençliğin arayışı ile insanlığın efendisinin örnek ahlakı buluştuğunda bütün yeryüzü daha yaşanılabilir, iyiliğin ulaştığı bir yer haline gelecektir. Kendini ispat etmenin telaşını yaşayan gençlerle insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır ideali buluştuğunda dünya yine merhametin en nadide tablolarına ev sahipliği yapacaktır inşallah. Ama bütün bunlar bizim gayretlerimizle hayat bulacaktır. Onun için öncelikle gençlik özelinde yaşadığımız sorunların sebeplerini, etkenlerini, faktörlerini, süreçlerini doğru analizlerle değerlendirmeye tabi tutmak ve ardından sorunları aşacak çıkış yolları, doğru bir yöntem, uygulanabilir ve sürdürülebilir programlar ve çalışmalar ortaya koymak hayati öneme sahiptir. Buradaki program içinde bütün bu alanlara yönelik başlıklar görmek bizi heyecanlandırmakta ve umudumuzu artırmaktadır. Buradaki hocalarımızın gençlerimizle onların ilgileri, algıları, dijital dünya ile ve hayatla ilişkileri, yapılması gerekenler üzerine sunumları ve yaptıkları çalışmalar bizlere
rehberlik edecektir. Değerli Hazirun, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiye kadar ortaya koyduğumuz, özellikle gençlerimize yönelik yayın hizmetinin bizden beklenilen düzey ve yeterlilikte olmadığının farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bağlamda gençlerin anlama, kavrama ve yorumlama becerilerine doğrudan hitap edebilen, onların iç dünyalarına daha çok temas edebilen, sıradanlıktan uzak yayınlarla onları buluşturmak bizim için önemli bir sorumluluktur. Bu itibarla basılı ve süreli yayın hizmetlerimizle birlikte hemen her türlü eylemini ve ilişkisini teknoloji üzerinden gerçekleştiren bir topluma, bir gençliğe sahih dini bilgiyi en iyi şekilde sunma mecburiyetinde olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu sorumluluğu omuzlarımızda hissederek söz konusu kongrenin yayıncılık açısından önemli açılımlar getireceğine, dini yayın hizmetinin daha da verimli hale getirilmesine katkı sunacağına yönelik inancımı ifade etmek istiyorum. Bu kongrenin konusunun gençlikle ilgili yayınlar, gençliğe yönelik yayınlar olması gerçekten bir sürecin devamıdır. Malumunuz geçtiğimiz yıl Mevlid-i Nebi haftasının temasını Peygamber Efendimiz ve gençlik olarak belirlemiş idik. Yüzlerce, belki binlerce konferans, panel ve yayınlarla gençlerimizi Peygamber Efendimiz'in yoluna davet ettik. Bu kongrede gençliğe yönelik yayınlarla inşallah gençlik hizmetlerimizi taçlandıracağız. Yine geçtiğimiz aylarda bütün hocalarımıza şöyle bir görev verdik. Bir yıl içerisinde her hocamıza 10 gencimizi emanet ediyoruz. Nerede olursa olsun, köyde, mezrada, inecek şehre müftümüz kendisine 10 gencimizi zimmetleyecek, emanet edecek ve o hocamız 10 gencimizle camide buluşacak, vakit namazlarından birisinde buluşacak, temel dini bilgileri konusundaki eksikliklerini giderecek, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsa Kur'an öğretecek. Hoca hanımlar kızlarımıza annelik, hoca efendiler çocuklarımıza babalık yapacaklar inşallah. Bütün bu faaliyetlerle gençlerimize yönelik hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz, hızlandıracağız. Geleceğimizi inançlı, ahlaklı, ilkeli bir gençliğe emanet edebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin istifadeye medar olmasını temenni ediyor. Cenab-ı Hak'tan bu birlikteliğimizi rızasına uygun, samimi bir çaba olarak kabul buyurmasını niyaz ediyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.